Şimdi bunun desteklememesinin sebebi coğrafya ve stratejiye baktığımız zaman 1914 yılından itibaren Sykes-Picot anlaşmasıyla şekillenen bir coğrafya var. Ve bu coğrafya daha sonra 2. Dünya Savaşı'nda ve daha yeni yeni yeniden dizayn edilmeye çalışılıyor. Bu bağlamda batıdaki emperyal güçlerin ve dünyadaki bazı emperyal güçlerin komşu ülkeler dahil isim vermeye gerek yok. Burada başta enerji kaynakları olmak üzere güç ve menfaatleri var. Dolayısıyla bu enerji kaynaklarındaki sömürü düzenlerinin devam etmesi ve bu bölgedeki oluşturacakları yapay terörist devletlerle, yani aynı şey Ermenistan için geçerli. Biliyorsunuz Ermenistan diye bir devlet yokken bir Ermenistan devleti yaratıldı. Dolayısıyla buradaki ülkeleri parçalayarak, bölerek yönetmek isteyen emperyal kuvvetler buranın enerji kaynaklarını bedava, ucuz bir şekilde kendi ülkelerine veya sermayelerine katmak isteyen ülkeler Türkiye'nin milli ve yerli ordusuyla bölgesel üstü bir güç olan Türkiye'nin gerek Orta Doğu'da oluşturulmaya çalışılan yapay bir terör devletine karşı müdahalesinden rahatsızlar. Gerekse de Kafkaslar bağlamında veya en son İstanbul'da faaliyete geçen tahıl koridorunun koordinasyon merkezi Rusya-Ukrayna savaşındaki samimi içten bir taraf bir şekilde barışı isteyen çalışmalarından da rahatsızlar. Yani dolayısıyla güçlü bir Azerbaycan'ı, güçlü bir Türkiye'yi, güçlü bir Azerbaycan'la güçlü bir Türkiye'nin birlikteliğini, Şuşa beyannamesini bir dünya ve bu dünyayı yöneten emperyal silah baronları ve emperyal kuvvetler istemiyor. Dolayısıyla bunu tabii sırf bu emperyal kuvvetler, yani Amerika Birleşik Devletleri veya Avrupa olarak nitelendiremeyiz. Bundan komşu ülke olan İran da rahatsız. Neden rahatsız? Şimdi soruyoruz. Türkiye'nin yaklaşık Irak ve Suriye'de 1000 kilometreyi aşan bir sınır var. Bölgemizin yanında terör devleti 84 yılından beri terör ihraç ediliyor Türkiye'ye ve bir terör devleti kurulmaya çalışılıyor. Fakat Şam veya Bağdat Washington'a binlerce kilometre, Moskova'ya binlerce kilometre, Tahran'a binlerce kilometre, bu bölgeden insanlar veya askerler veya velayet muzlu kuvvetler getirerek burada faaliyet yürütürken 84 yılından beri canı yanayan yaklaşık 10 bine yakın şehit verdiğimiz bu faaliyette Türkiye'nin aktif bir şekilde rol almasını istemiyorlar. Ama Türkiye bu konuda demin de ifade ettiğim gibi, sizin de söylediğiniz gibi hem terör yurt içindeki teröristleri sonlandırmak hem de terör ve terörist neredeyse gücümüzün yettiği oranda, teknolojimizin yettiği oranında SİHA'larımızda, İHA'larımızda, Milli İstihbarat Teşkilatımızda derinlikte operasyon ve faaliyetler icra edecektir ve bunun da icazesini hiçbir ülkeden de almaya da ihtiyacımız yoktur.